Takip ettiğiniz gibi Bitcoin ve altcoinlerde bir düşüş var. Peki bu düşüş devam edecek mi? Daha dipleri görecek mi? Hepimiz zaten haftalıkta ya da aylıkta 69 binin üstünde kapatmayı bekliyorduk. Ancak geçen hafta 69 binin üzerinde kapatmamıza rağmen bugünlerde bir düşüş meydana geldi. İşte arkadaşlar bu videoda bu düşüşün sebepleri hakkında konuşacağız. Nerelere kadar daha inebiliriz? Bu bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ve bu aralarda Twitter'da, Solana'da, meme coinlerde bir hype ortaya çıktı. Bunun devamı belki gelebilir. Onun için burada bir fırsat bulabiliriz. İşte arkadaşlar bu videoda genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız ve bu fırsatlardan konuşacağız. O yüzden videoyu hiçbir şey atlamadan sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve videoya da başlamadan önce bir like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden coinmarketcap.com'a girdim. Görüyorsunuz burada Fear and Greed Index var. Bu metrik bizim için çok önemli. Kısacası insanların açgözlü olduğunu mu, yani alım iştahlı olduğunu mu, yoksa korktuğunu mu gösteriyor. Burada üstüne mor bölümüne bastığımda zaten detayları görebiliyorum. Bakın arkadaşlar şurada. Geçenlerde zaten Fear Greed Index 90'lara kadar çıktı, sonra bir düşüş geldi. Yani açıkçası özellikle son 2 haftadır piyasada bir iştah var. İnsanlar iştahlı davranıyor. Bunun da sebebi ne olabilir? Herkes bizim gibi bekliyor olabilir. Ya işte all time high yaptık, buradan yürüyüp gideceğiz. İşte geçmiş all time high'larda da ne oldu? Biraz orada takıldıktan sonra özellikle altcoin'ler aldı başını gitti. Ancak arkadaşlar piyasa ne yazık ki bize şu anda takip ettiğimiz ya da beklediğimizin tam tersini veriyor. Biliyorsunuz zaten Bitcoin grafiğini daha önceden konuşmuştuk. Takip ettiğimiz seviyeleri buraya yazmıştık. 69 bin bizim için gerçekten önemli bir seviye. Bu da nedir? Eski all time high olması. Normalde arkadaşlar bakın geçmişte de baktığımızda all time high'ın üstünde haftalık ya da aylık kapanış yaptıktan sonra normal olarak über yükseliyor. Yükselişler geliyor. Bakın aynı şekilde burada da olmuş. Burayı kırmaya birazcık zorlamış ancak kendini yukarıya attığında bakın büyük bir mumla burada tutulmuş ve yükselişler olmuş. Tabi arkadaşlar burada şöyle bir şey yok. Ya artık yükselişler bitti. Demek ki işte all time high'ı geçemeyeceğiz. İşte burada elimizdeki malları satalım. Böyle bir şeye ben kesinlikle katılmıyorum. Bakın arkadaşlar boğa marketindeyken, geçen boğa marketindeyken ne güzel yükselişler gelirken Bitcoin'de tam şuradan en dibe kadar burada görüyorsunuz %30'luk bir düşüş olmuştu. Aynı şekilde burada baktığımızda da gene aynı şekilde %26'lık bir düşüş var. O yüzden arkadaşlar bence bu hareketler gayet normal. Mesela son bir gündeki düşüşe baktığımda %8'lik bir düşüş var Bitcoin'de. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim takip ettiğim bir tane burada yükselen trend vardı. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 3 kere temas almış. Burada da temas alır gibi olmuş ancak kendini aşağı doğru bırakmış. İşte arkadaşlar ne yazık ki bizim artık bu yükselen trendimiz kırıldı. Ha diyeceksiniz ya Tarık yükselen trend bittiyse artık düşüşe mi geçtik? Hayır arkadaşlar bu benim takip ettiğim 4 saatlikteki bir yükselen trendi. Yani genele baktığımızda mesela günlük grafiği açtığımda şöyle de bir yükselen trend çizebiliriz. Mesela burada en altlardan aldık. Şuraya yapıştırdık. Bakın birazcık yaklaşayım detaylı görelim. Bakın arkadaşlar Bitcoin'de yükselen trendin bitmesi için yani olaya artık bizim negatif bakmamız için 48 bin bakın tam şuralar işte 48 bin 50 bin dolar civarının aşağısına atmamız lazım. Ancak arkadaşlar şu anda bulunduğumuz durum 65 bin dolar seviyelerinde. Bakın 65.600 olmuş hatta. O yüzden benim kısa vadede takip ettiğim şöyle bir potansiyel trend var. Bakın bunu da buraya yapıştırdım. Birinci kere 2-3 yapmış 4 yapmış. Hani bu takip edilebilir bir şey. Ve altta da benim takip ettiğim 64 bin seviyesi var. Ha açıkçası işim ben buralara kadar gideceğini düşünmüyorum. Peki diyeceksiniz ya Tarık peki bu düşüşler neden oldu? Piyasada o kadar güzel haber var. Halving'e 13 gün kalmış. Fed faizleri azaltacak. İşte Amerikan seçimleri var. Ethereum ETF var. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bakın kriptoluyu kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Burada arkadaşlar CDD verilerine birazcık bakmak lazım. Bu veriler borsaya giren ya da borsadan çıkan Bitcoin'leri takip etmemizi sağlıyor. Bakın arkadaşlar dün kriptoluyun paylaştığı şeye göre toplamda 70 bin adet yüksek karlı Bitcoin adamların soğuk cüzdanlarından borsalara giriş yapmış. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir soru sorsam. Siz Bitcoin'i çok ucuzdan almışsınız. 10 dolardan, 100 dolardan, 1000 dolardan almışsınız ve elinizde büyük bir miktar Bitcoin var. Bunu siz soğuk cüzdanınızda tutuyorsunuz. Peki bunu borsaya çekmeniz ne anlama gelir? Ben size söyleyeyim. Bu yüksek ihtimal zaten satış demektir. Şimdi geri geldiğimde bakın arkadaşlar aynı şeyin ikincisi olmuştu. Burada paylaşmıştım. Burada da 5 yıl önce maliyetlenilmiş yaklaşık 1500 tane Bitcoin gene aynı şekilde arkadaşlar borsalara gidiyor. Hatta toplamda 18 bin adet Bitcoin var. Yani bunlar arkadaşlar devasa rakamlar. İşte bunlar büyük ihtimal satıldı. İnsanlar bir miktar kar aldı. Normal olarak bu da piyasaya yansıdı. Yani arkadaşlar bu verileri de takip etmek sizin karınıza olacaktır. Yani belki zamanınız yoktur. Girip işte takip edemiyorsunuzdur. O yüzden kısa yoldan kriptoluyu takip edebilirsiniz. Zaten o her şeyi paylaşıyor. Ve arkadaşlar total grafiğine baktığımda da ne yazık ki biz 2
2.4 trilyon seviyesinde kaybettik. Aynı şekilde burada da bir yükselen trend çizebiliriz ve total şu anda o seviyelerde takılıyor. Tabii ileriki saatlerde görecek bu trendin üstüne mi atacak ya da aşağısına mı atacak. Ancak arkadaşlar altına atsa bile bizim yapmamız gereken iki adım geri çekilip birazcık büyük pencereden bakmaktır. Bu büyük pencerede nedir? Biz 2 senedir, 1,5, 2 senedir çok kanlı günler gördük. Ne borsalar battı, ne borsalara davalar geldi, işte coinler rug çekti. Sonunda arkadaşlar yükselişleri gördük. 2024 senesi zaten halving var. Fed faizleri indirecek. Ethereum ETF'i bekliyoruz mesela. Ne kadar kabul edilmesine çok pozitif bakılmasa da hani bunun da bir olumlu etkisi olacaktır. Çünkü işte geçen videolarda da bahsettik. BlackRock'tır, Fidelity'dir. Böyle yatırım şirketleri. Bunlar zaten Bitcoin ETF onayını aldı. Müşterilerini yavaş yavaş ETF'ler kabul edilmese bile neye yönlendirecektir? Bir yollarını bulacaktır. Altcoin'lere yönlendirecek. Onun haricinde arkadaşlar Fed'in faiz azaltması vesaire derken yani bu senenin büyük olacağını zaten biz 2 seneden beri planlıyorduk. Bunu konuşuyorduk. Şimdi total 2'ye baktığımda da burada da aşağı yukarı aynı durum var. Bakın kırmızıdan kırmızıya aldım zaten. Burada cuk diye oturdu. 1 kere, 2 kere, 3 kere, şurada 4 kere temas olmuş. Normal şartlarda bunun buradan yukarıya doğru gitmesi gerekiyordu. Total 2 bize neyi veriyordu? Toplam market cap'i, ancak bunun içinden Bitcoin çıkarılmış hali. Yani arkadaşlar bence normal şartlarda 64-65 bin aralığından tepki alıp kendini yukarıya doğru atması gerekiyor. Şu anda da en düşük burada baktığım seviye ise zaten 65 bin dolar seviyeli. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Kimse Bitcoin dominansa bakmıyor, ancak bu da bizim için önemli bir veri sunuyor bize. Hatta şöyle yapayım, haftalık grafiğe bakalım, öyle değil mi? Bakın arkadaşlar Bitcoin dominansında burada devasa bir tane düşen trend var. Bakın şuradan ta aşağı kadar, ta 30'lara 35'lere kadar, bakın 35'lere kadar burada %62'lik bir düşüş oluyor Bitcoin dominansla. İşte arkadaşlar bunun böyle kırmızı göründüğüne bakmayın. Bu noktada zaten altcoin mega rallisi başlıyor. Para Bitcoin'den çıkıyor. Bitcoin yükselişini yapmış. Para ne oluyor? Normal olarak altcoin'lere gidiyor. Ve bu miktardaki paranın da altcoin'lere gitmesi zaten 10x 50x yaptırıyor. Aynı şekilde durum burada da görülüyor. Bakın arkadaşlar ta buradan ne olmuş? Ta dibe kadar gitmiş. 40'lara kadar gitmiş. Öyle değil mi? Burada da aynı şekilde biz bir altcoin rallisi görmüştük. Şu anda her düşen trende temas ettiğinde, aşağı doğru gittiğinde biz bir altcoin rallisi görüyoruz. Zaten bizim de beklediğimiz buydu. Şu anda olduğumuz duruma bakar mısınız arkadaşlar? Bakın şu turuncu çizgi halving çizgisi. Ben onu öyle çizdim. Ve arkadaşlar bakın şu anda düşen trende temas ediyoruz. Yani burada normalde hani tarihte olan şey, buraya her temas ettiğimizde ne oldu? Biz yavaş yavaş şöyle aşağı doğru gittik. Bu aşağı doğru gitmedi de işte altcoin rallisi gerçekleşti. Yani onun için arkadaşlar birçoğunu soruyorsunuz. Ya Tarık satalım mı? İşte bak piyasa düşüyor. İşte diplerden gireriz vesaire. Arkadaşlar piyasa beklediğinizi size vermiyor. Yani siz daha düşük beklersiniz belki, ancak o hiç gelmeyebilir. Ve burada USDT dominansına değinmiştik. 7 senelik bir yükselen trendimiz vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar USDT dominans ne zaman artarsa o zaman işte coinlerde, işte Bitcoin ve altcoinlerde biz bir düşüş görürüz. Ve aynı şekilde tam tersi, USDT dominans eğer azalıyorsa coinlerde de normal olarak bir yükseliş görürüz. Bakın arkadaşlar beklentilerimizi çizmişiz zaten. Hani burada tutturmuşuz, güzel gitmiş, buraya kadar gelmiş, kendini yukarıya doğru bulmuş. Hani bu olay şöyle de olabilir. Bu eninde sonunda arkadaşlar şu çizgilere gelecektir ve bunları aşağı yönlü kıracaktır. Asıl benim beklentim bu yükselen trend, 7 senedir gelen yükselen trend kırıldığında altcoin rallisinin başlaması. Ve şimdi düşüşlerin nereden biteceğini bu USDT dominansında da görebiliriz. Bakın arkadaşlar bu nokta çok önemli bir nokta benim takip ettiğim. Kaç defa buralarda takılmış. Yani benim beklentim buradan birazcık tepki alıp kendini aşağı doğru atması. Eğer böyle bir şey olması durumunda zaten Bitcoin ve altcoin'lerde biz bir toparlanma görebiliriz. Ve arkadaşlar bu piyasada açıkçası çok da aceleci olmamak lazım. Çünkü arkadaşlar bunu bir yatırım olarak görmek lazım. Zaten biz DCA yapıyoruz. DCA neydi? Dollar Cost Average. Yani arkadaşlar her ciddi düşüşte bir miktar alım yapmak. İşte bu yüzden portföyün bir kısmı her zaman dolarda olmalı. Bu da nasıl olur? Mesela kısa yönlü trade'lerle olabilir. İşte bir tane altcoin aldınız. Çok uzun dönem tutmak istemiyorsunuz. Ne yaptınız? Fiyatı artınca birazcık elden çıkardınız. Ya da arkadaşlar uzun süre tuttuğumuz coin'lerde bile bir miktar artış olunca bu düşüşlere karşı alttan toplama ihtimaline karşı ya da öteki fırsatları değerlendirme ihtimaline karşı bir miktar satış yapmak gayet akıllıca. Ve açıkçası arkadaşlar bu düşüş benim için bir fırsat. Ne fırsatı? Tekrar alım yapma fırsatı. Biliyorsunuz arkadaşlar 1,5 sene oldu yanlış hatırlamıyorsam. 1,5 senedir biz ta Bitcoin 15.500'lerdeyken ben size zaten video çekmiştim. Alımlara başlıyoruz. Burası dip. Buradan yükselmemiz lazım. Ayı artık bitti diye. Daha sonraki videolarda zaten boğanın başladığını söylemiştik ve her düşüşte yavaş yavaş alımlarımızı yaptık. Şimdi de aynı şey geçerli. Çünkü buraya baktığımızda arkadaşlar altcoin'ler aşağı yukarı %10 değer kaybediyor. Ve bu düşüşlerde de arkadaşlar genelde insanlar çok düşene odaklanır. Ancak bence daha güçlü durana odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü mantıken eğer Bitcoin düşerken bu tutunabiliyorsa bu coin, Bitcoin yükselirken ondan kat ve
kat daha fazla yükselebilir. Ve bunun yanında zaten ben takip ettiğim narratifleri size söyledim. Ben hangi altcoin'lere odaklanıyorum diye. Bunların zaten birincisi GameFi, yani gaming coin'leri. Bu arada arkadaşlar geçen videolarda zaten size bahsetmiştim. Eldarun, yanlış hatırlamıyorsam bir tane oyun altcoin sepetimizde vermiştik. Twitter'da arkadaşlar bayağı bir hype var. 250 bin neredeyse takipçisi var ve benim takip ettiğim bayağı bir kişi takip ediyor. Ve baktığımda da arkadaşlar etkileşimleri hiç fena değil. Şimdi arkadaşlar bu Eldarun'u takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz bilmiyorum. Ancak CDeFi'den çıktı. CDeFi'den biliyorsunuz çıkan projelerde genelde ileride bir hype olabiliyor. Özellikle ben zaten GameFi hype'ı bekliyorum. Bitcoin birazcık tabii yükselişini devam ettirirse, işte altcoin'ler gene seviyelerine oturursa gaming coin'lerde ileride büyük bir hype bekliyorum. Eldarun nedir? Kısaca arkadaşlar bir tane Web3 oyun stüdyosu. Bu stüdyonun kendinin 4 tane oyunları var ve 1 tane tokenleri var. Bu token arkadaşlar bu oyunlar içinde kullanılıyor ve aynı zamanda utility token olarak kullanılıyor ve NFT'ler de zaten bu oyunların içinde. Piyasada arkadaşlar birçok oyun çıkıyor ancak ben Eldarun'u şunun için takip ediyorum. Mesela adamlar işte oyun projesi diyor, oyunumuz çıkıyor diyor ancak ortada oyun yok, öyle değil mi? Ancak bu adamların oyunu var. Şu anda oynanabilen, indirilebilen 4 tane oyunlar var ve dediğimiz gibi CDeFi'de ön satışı oldu. Şu anda Bybit ve MXY'de listeli. Şu anda arkadaşlar 5000'in üzerinde de aktif oyuncusu olduğunu buradan görüyor. Ve arkadaşlar zaten burada oyunları var. Bakın 4 tane oyunları var. Hani bunları sitesine girip zaten aşağı bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Hani mesela benim şu gameplay çok hoşuma gitti. Açtım, sesini kıstım. Bana açıkçası bu oyun birazcık Silk Road'ı anlattı. Mesela Night Online oynardık eskiden. Bir ara Silk Road Online oynamıştım. Bakın arkadaşlar aynı çölde. Yani arkadaşlar grafiklerini vesaire ben beğendim. Zaten bayağı da oynayan var. Ve dediğimiz gibi CDeFi'de ortaya çıktı. Layer X ile de şu anda partnerliği var. Ve benim takip etmememin sebebi market cap'i bayağı bir düşük arkadaşlar. Bakın 2 milyon sadece. Yani bu ne demek biliyor musun? Hani ufak bir haber gelmesi durumunda, ufak bir gaming hype'ı gelmesi durumunda burada bayağı bir X görebiliriz. Hani bu burada mesela 200 milyondur vesaire. Tabii oradan arkadaşlar 100x beklenmez. Ancak arkadaşlar market cap'i düşük olanlarda biraz daha fazla potansiyel olabiliyor. Ve bunun yanında arkadaşlar listeli olduğu borsalarda Bybit ve MXY var. Zaten Bybit ve MXY'nin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Geçmiş videolarda da arkadaşlar bahsettiğim gibi ben bir GameFi hype bekliyorum ileride. Onun için zaten her videoda size GameFi tokenlerini takip ettiklerimden bahsediyorum. Ve onun yanında konuşmak istediğim bir farklı şey ise arkadaşlar şu Imaro. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bir sokak röportajında birine sordular böyle bir şey dedi. İşte bunun da arkadaşlar meme tokeni çıktı. Biliyorsunuz seçimler oldu vesaire. Bundan dolayı Imaro da çok büyük hype çekti. Bakın arkadaşlar tam olarak şurada Bird Eye'de size göstereyim. Mesela şurada ilk çıktığından beri burada en dipten alıyorum arkadaşlar. En yükseğe kadar baktığımda burada arkadaşlar %484.000'lik bir artış var. Yani bu birazcık arttıktan sonra ben de Twitter'da gördüm açıkçası. Ancak fazla zamanım yoktu. Ben de bir ufak bir sakatlık geçirdim. Onun için arkadaşlar kaçırmış bulunduk. Alımları yapamadık. Ancak buralarda alınması halinde bile insanlara burada 16-17x'lik kar sağladı. O yüzden arkadaşlar sadece işte altcoin sepeti yapıp işte altcoin'leri aldım sattım olayı değil de birazcık da arkadaşlar gündemi takip etmek gerekiyor. Mesela gündemde ne var? Atıyorum seçim var, öyle değil mi? Seçimle alakalı coin'ler mesela uçtu gitti. Sadece Imaro değil. Imaro mesela en güzel performans gösterenlerden birisi. Ötekiler de var. Ha burada 100x 400x yapmadı da 3-5x yapan bir ton coin oldu. Onun için arkadaşlar bu hype'lar vesaire, öteki tokenleri, airdropları, ön satışları vesaire kesinlikle takip etmenizi tavsiye ederim. Ve bizim gruplarımızda değilseniz arkadaşlar bakın airdropları da sürekli paylaşıyoruz. Hani airdrop deyip geçmeyin, insanlar binlerce hatta on binlerce dolar para kazanıyor. Ve bunun yanında arkadaşlar bizim VIP işlem grubumuzda biz sürekli vadeli işlemleri, kendi girdiğimiz işlemleri, giriş, çıkış, stop loss noktaları tamamen belli veriyoruz. Ve bu işlemler arkadaşlar bayağı bir şeffaf oluyor. Gruptan gelenler var. Bunlardan tonla var arkadaşlar. Bunları göster göster bitmez. Yani siz de bu gruplarımıza katılırsanız emin olun arkadaşlar size fayda sağlayacaktır. Biz kendimiz ne yapıyorsak, bulduğumuz ön satışlar, airdroplar, girdiğimiz vadeli işlemler, aldığımız spotlar, bunların hepsini arkadaşlar ben burada şeffaf olarak sizlerle paylaşıyorum. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linklerin birinden hesap oluşturup o linke bakiyenizi taşımak ve aşağıdan Telegram'dan yazmak. Ve şimdi arkadaşlar açıkçası bu videoda ben altcoin'lere çok bakmak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin'de bir düşüş meydana gelince normal olarak altcoin'lerde hatta daha derin düşüşler meydana geliyor. Ancak arkadaşlar size coin bakarken mesela tavsiye ettiğim bir şey var. Yani mesela düşüşlerde alım yapıyoruz dedik ya. Eğer ben mesela kafamda bir altcoin yoksa birikim yapmaya devam edeceğime dair nasıl yapıyorum? Benim listem var. Listelerimi oluşturdum zaten. Gerek projesini beğendiğim ya da topluluğunu beğendiğim. Bunlardan iki tane liste oluşturdum. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir düşüşte mesela atıyorum burada bakıyorum Pepe %11 düşmüş. Öyle değil mi? Pepe gerçi bir meme coin. Yani böyle baktığımda Mina burada %9.5 düşmüş. BNB'de arkadaşlar burada %4'lük bir düşüş. Yani benim demek istediğim mesela ICP'de %3'lük bir düşüş var bugün, öyle değil mi? Ötekilerde mesela %10'luk
%10'luk %15'lik düşüşler varken. O yüzden arkadaşlar ya bunları ben rastgele söyledim de hani coin araştırması yaparken de birazcık öyle yapmak lazım. Şimdi şöyle bir şey ben çok duyuyorum. Ya bu çok düşmüş işte gerilmiş aşağı doğru gitmiş işte bu yukarıya fırlayacak vesaire. Ben açıkçası o olaya tamamen karşıyım. Benim dediğim düşüşlerde ne kadar sabit duruyorsa yükselişlerde o kadar iyi performans gösterebilir. Ama bundan meme coinleri birazcık daha ayrı tutmak lazım. E niye? Zaten meme coin volatil olmasıyla meşhur. Bunlar çok artar da düşer de. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda benim takip ettiğim iki tane seviye var. Birincisi bu yükselen trend. Bakın arkadaşlar şu anda düşüş devam etse tam şuralara denk geliyor. Yani 64.300'lere denk geliyor. İkincisi de zaten onun tam yanında 64.000 seviyeleri. Ben açıkçası buralardan tepki alıp ufak yükseleceğimizi düşünüyorum. Yani ortam müsait olursa zaten ücretsiz VIP grubumuzda da işlemlerimizi paylaşırız. Hani bu noktalara gelmesi durumunda bir ufak çaplı bir long denemesi yapabiliriz. Ancak dediğim gibi arkadaşlar şu anda halving'e topu topu 2 hafta kaldı. Ya halving'den önce ya da halving'den sonra bu düşüşler gayet normal. Mesela geçmiş boğa marketlerinde de baktığımızda halving'den önce ya da halving'den sonra normal olarak bir satış olmuş. Bunun sebebi de arkadaşlar buy the rumors sell the news olayı vardır. Dedikoduyu satın al haberi sat. Yani halving gerçekleşecek bir düşüş göreceğiz diye belki de bu düşüşler o yüzden meydana geldi. Ama dediğim gibi arkadaşlar bizim hedefimiz zaten 2024 hatta 2025 senelerinin başı. Önümüzde çok güzel haberler var. Ben hatta kripto piyasasının adam gibi yükselmediğini düşünüyorum. Yani adam gibi fiyatlamadığımızı düşünüyorum. Özellikle altcoinlerde arkadaşlar hani dışarıda kaldım ya bir giriş gelecek mi diyen arkadaşlar var. O kişiler nedense Bitcoin yükselirken 70 olmuşken 72 olmuşken ya bir düşüş gelecek mi? İşte biz de girebilecek miyiz diyorlar. Ancak arkadaşlar düşüşler gelince insanlar korkuyor mu ne oluyor bilmiyorum ancak herkes kayboluyor. O yüzden arkadaşlar bu işler birazcık risk. Yani risk almayan insan ileride hiçbir şey elde edemiyor. Bu sadece arkadaşlar para kazanma konusunda ya da kriptoda değil. Hayatın her anında öyle. Yani ben 34 yaşındayım. Kendi hayat tecrübemi söylüyorum sizlere. Hayatımda hiç risk almadığım dönemler çok sıkıcı geçmiştir. Hiçbir şey başaramamışımdır. Ancak bir risk aldığım dönemde ya bu bana pozitif olarak geri dönmüştür maddi ya da manevi olarak ya da bir ders olmuştur. Buradan bir şeyler öğrenmişimdir. O yüzden arkadaşlar ben risk almayı seviyorum zaten. Düşüşlerde eklemeye devam. Ve peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hayatınızda siz de fark ettiniz mi hiç mesela? Risk aldınız çok güzel oldu. Ya iyi ki de yapmışım dediniz. Eğer varsa arkadaşlar aşağı yorumları atarsanız bu videonun altındaki bütün yorumları okuyacağım. Orada bir sohbet ortamı oluşturabilirim. Ve ayrıca bu kanalda ya da bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Eğer 2 saniyenizi ayırıp bir like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.